Yeryüzünde yaşanan imtihan ortamının çok önemli bir sırrı vardır. Bu sırra vakıf olan müminler, karşılaştıkları zorluklara büyük bir şevk ve neşeyle sabır gösterirler. İşte bu sırrın özünde kader gerçeği vardır. İnanan bir insan, Cenab-ı Allah'ın her şeyi bir kader üzere yarattığını ve başına gelenlerin sadece Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini bilmelidir. İnsanların hayatlarını tüm ayrıntılarıyla yaratan Allah'tır. İnsan, zamana bağlı yaşayan ve olayları sadece yaşadığı andan bakarak değerlendirebilen bir varlıktır. Ve insan, geleceği bilemediği için karşılaştığı olaylardaki uzun vadeli hikmetleri, güzellikleri ve hayırları da her zaman göremeyebilir. Fakat zamandan münezzeh olan ve zamanı yaratan Allah, zamana bağımlı olan tüm varlıkların hayatlarını zamanın dışından görüp bilmektedir. İşte bu noktada karşımıza çıkan kader gerçeğidir. Kader ilmi, inkarcıların vakıf olamadıkları büyük bir ilimdir. Müslümanların dünya ve ahiret hayatındaki tüm zorluklara ve denemelere güzel bir sabır göstermelerine vesile olan da bu ilimdir. İman edenler, Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah her şeyi bilendir ayetinde de bildirildiği gibi, başlarına gelen her şeyin bir kader üzere gerçekleştiğini bilmenin rahatlığını ve huzurunu yaşarlar. Müminlerin imtihanı Allah'tan bir rahmet olarak çok kolay yaratılmıştır. Fakat bu kolaylık yalnızca samimi iman eden ve kadere tevekkül edenler içindir. Müminler dünyada her türlü sıkıntı ve zorlukla karşılaşabilirler. Mallarını kaybedebilirler. Fiziksel olarak zayıf düşebilirler. Hastalanabilir, yaralanabilir, ölebilir veya öldürülebilirler. Ancak bunların hiçbiri Müslüman için bir şer değildir. Allah bunlarla iman eden kullarını denemeden geçirir ve gösterdikleri sabrın karşılığını da hem dünyada hem de ahirette kat kat fazlasıyla verir. Ve Müslümanlar bu kısa imtihan dönemi sonucunda sonsuz bir cennet hayatıyla mükafatlandırılırlar. İşte bu önemli gerçeğin sırrına vakıf olan mübarek insanlardan birisi Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dır. Hazreti Eyyub, İshak Aleyhisselam'ın oğullarından Ays'ın oğludur. Hazreti Eyyub'un eşi ise Hazreti Yakub'un soyundan gelmiş sabırlı bir mümindir. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a kitap verilmiş ve kavmini tevhid dinine davet etmesi için peygamber olarak gönderilmiştir. Nuh'a
ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zebur verdik. Hz. Eyyub aleyhisselama Cenab-ı Allah tarafından zenginlik verilmişti. İnsanlar için en büyük imtihanlardan biri olan servet, zenginlik, evlat ve bahçeler Hz. Eyyub'a bir an bile gaflet vermiyordu. Allah'a ibadetine ve insanları Hakk'a davetine mani olmuyordu. Hz. Eyyub aleyhisselam sabır ve teslimiyetiyle örnek bir peygamberdi. Cenab-ı Allah, musibet ve belalara karşı sabır ve teslimiyette insanlara örnek göstermek için büyük bir imtihana tabi tuttu. Ona ihsan ettiği maddi imkanları geri aldı. Bir gecede tüm ekinleri fırtınada yok olmuş ve hayvanları sel sularına kapılarak telef olmuştu. Hz. Eyyub aleyhisselam içinde bulunduğu maddi imkansızlıkları sabırla karşılamıştı. Mülkün Cenab-ı Allah'ın elinde olduğunun bilincindeydi. Rivayetlere göre şeytan, ekinleri ve hayvanları sele kapılarak telef olan Hz. Eyyub'a çoban suretinde gelmişti. Vesvese vererek Eyyub aleyhisselamı karamsarlığa kapılmasını istiyor ve çaresizlik içinde isyan edeceğini düşünüyordu. Cenab-ı Allah'ın sabreden salih kullarından Hz. Eyyub, bir gecede telef olan servetine hiç üzülmedi. Çoban suretinde gelen şeytana şöyle cevap verdi: "Malı ve mülkü bana Rabbim verdi. Şimdi de geri aldı. Çünkü mülkün sahibi yalnızca O'dur." Şeytan beklemediği bir cevap almıştı. En çaresiz anında bile Hz. Eyyub'a vesvese verememiş, onu karamsarlığa sürükleyememişti. Hz. Eyyub'un imtihanı bununla bitmedi. Bu kez nedeni bilinmeyen bir hastalıkla karşı karşıya kalmıştı. Çevresindeki birçok insan, Hz. Eyyub'un bedenini saran bu hastalıktan dolayı kendisinden kaçıyordu. Yalnızca yanında sadakat ve şefkat timsali olan eşi kalmıştı. Hastalığı nedeniyle çalışacak gücü de kalmamıştı. Hastalığı gün geçtikçe artıyor, yaralar hızla vücudunu sarıyordu. Ancak buna rağmen hiçbir şikayette bulunmuyor, gün içinde Rabbini dua ve zikirle anarak büyük bir tevekkül örneği gösteriyordu. Eyyub aleyhisselamın Tevrat'ta ve çeşitli kitaplarda yer aldığı gibi, vücudu kurtlanacak derecede çirkin görünüşlü bir hastalığa uğradığı gerçek dışıdır. Hiçbir peygamber, çevresindekilerin nefret edeceği şekilde çirkin ve kendisini Hakk'a davetten alıkoyacak bir hastalığa yakalanmamıştır. Serveti elinden alındığında Hz. Eyyub'u isyana sürükleyemeyen şeytan, Eyyub aleyhisselamın bu kez sabır ve tahammül gücünün tükendiğini düşünüyor, vesvese vererek onu zayıflatabileceğini zannediyordu. Şeytanın vesveseleri tahammül edilmez bir noktaya gelmişti. Hz. Eyyub Rabbine yöneldi. "Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu," diye Rabbine seslenmişti. Eyyub aleyhisselamın şeytanı hastalığına sebep göstermesi anlamlıdır. Muharref Tevrat'ın Eyyub kitabı bölümünde şeytanın şöyle dediği bildirilmektedir:
refah ve bolluk devresinde kulluk yapması mühim değil. Yokluk ve bela anında görmeli Eyyub'u. Hastalık iyice şiddetlenmiş, artık içinde bulunduğu hastalık, kalbi ve diliyle yaptığı kulluk vazifesini zorlaştırıyordu. Kulluk bilinci içerisinde Cenab-ı Allah'a dua etti. Eyyub da, hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu. Şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Cenab-ı Allah, Hazreti Eyyub'un samimi duasını kabul ettiğini kendisine bildirdi. Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik. Ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. Allah'ın vahyi ile birlikte Hazreti Eyyub, ayağını yere vurduğunda topraktan temiz ve berrak bir su fışkırdığına şahit oldu. Bu şifalı suyu içen ve yıkanan Hazreti Eyyub, Cenab-ı Allah'ın izniyle kısa sürede sağlığına kavuştu. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı sırasında kendisine eşi yardımcı olmuştu. Hastalığının şiddetli bir anında eşine kızan ve yüz sopa vuracağına ahdeden Hazreti Eyyub, sadakat timsali olan eşine bunu nasıl yapacağını düşünüyordu. Bir şekilde ahdini yerine getirmesi gerekmektedir. Cenab-ı Allah, Eyyub Aleyhisselam'a yine yol gösterdi. Ve eline bir deste sap al, böylece onunla vur ve andını bozma. Gerçekten biz onu sabredici bulduk. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen biriydi. Hazreti Eyyub, ayette emredildiği gibi 100 tane ince çubuğu bir demet yaparak hanımına bir kere vurarak ahdini yerine getirdi. Eyyub ruhsatı olarak tarihe geçen bu olay, İslam fıkhında zaman zaman bir yöntem olarak kullanılmıştır. Sabır, Hazreti Eyyub'un şahsında kemalini bulmuş, insanlara güzel örnek olmuş, imani bir sıfattır. Sabır, sonunda rahmet ufukları bulunan selamet kapılarının tek anahtarıdır. Allah'ın sabrı dolayısıyla Hazreti Eyyub'u hastalığından kurtarırken verdiği ayağını yere vur emri, mucizede bile kulun gayretinin bulunması, İlk hareketin kuldan gelmesinin temel olduğunu göstermektedir. Hazreti Eyyub imtihanını başarıyla tamamlamış, ne fakirlik ne de dayanılmaz hastalıklar onu Rabbinin yolundan döndürememiştir. İçinde bulunduğu her sıkıntıda Rabbine yönelmiş, ona dua etmiş, şeytanın vesveselerine aldırmamıştır. Cenab-ı Allah, Hazreti Eyyub'un kaybettiği mülkünü ve sağlığını tekrar kendisi iade etmiştir. Hazreti Eyyub'a kavminden sadece 7 kişinin iman ettiği ve 93 yaşında vefat ettiği rivayet edilmektedir. Hazreti Eyyub'un hayatı ve imtihanı tarih boyunca inanan insanlar için önemli bir örnek olmuştur. Hazreti Eyyub, dünya hayatının geçici bir imtihan yeri olduğunu, müminlerin başına gelen her musibete en güzel şekilde sabretmesi gerektiğini anlatmıştır. Özellikle hastalıklar müminler için önemli bir imtihan vesilesidir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,
Eyüp Aleyhisselam'ın da imtihanı olan hastalıkların hikmetlerini şöyle aktarmaktadır. Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Ey tahammülsüz hasta! Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Ey şikayetçi hasta! Senin hakkın şikayet değildir, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve azaların senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Ey hasta kardeşler! Siz her derde deva ve hakiki, lezzetli, kutsi bir ilaç isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tevbe ve istiğfarla ve namaz ve ubudiyetle o kutsi ilaç olan imanı ve imandan gelen ilacı kullanınız. Hastalıklar geçici dünya hayatının imtihanlarından biridir. İşte burada sağduyu sahibi bir insana düşen Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi vicdanının sesini dinleyip Allah'ın kendisini bir denemeden geçirdiğini hiçbir şekilde unutmamaktır. Allah bu zorlu gibi gözüken yolda insana rehber olarak Kur'an'ı, örnek olarak da elçileri ve salih müminleri göndermiştir. Samimi kalple Allah'a yönelen bir insan, karşısına ne tür bir zorluk çıkarsa çıksın, mutlaka bir kolaylıkla karşılaşacak ve kurtuluşa erecektir. Yani bu imtihan dünyasının en büyük sırlarından biri, iman edenler için mutlak bir kazançla noktalanmasıdır. Bundan sonra iman eden bir insanın yapması gereken tek şey, kaderinin izleyicisi olarak Hz. Eyyub'un ayetlerde bildirilen ahlakını kendine örnek almasıdır. Dünya tarihi boyunca birçok kavme peygamberler ve elçiler gönderilmiştir. Ancak Rabbimizin farklı dönemlerde farklı kavimlere gönderdiği elçilerin hepsi özünde aynı dini tebliğ etmişlerdir. Gönderildikleri kavimleri bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye, sadece Allah'ı hoşnut etmek için yaşamaya, Allah rızası için salih amellerde bulunmaya ve güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır. Bu kutlu elçilerden biri de Hazreti Lokman Aleyhisselam'dır. Hazreti Lokman'ın doğduğu yer, yaşadığı dönem ve tebliği konusunda günümüze ulaşan çok az bilgi mevcuttur. Tebliğ görevini bugünkü Umman bölgesinde gerçekleştirdiği bilinmektedir. Tarihçiler, Hazreti Lokman'ın babası Baura'nın
Hazreti Eyyub'un teyzesinin oğlu olduğunu yazmışlardır. Bazı rivayetlere göre ise Hazreti Lokman, Davud Aleyhisselam'la aynı dönemde yaşamış ve bir dönem onun ilminden de istifade etmiştir. Yabancı kaynaklardan Hazreti Lokman'ın uzun yaşadığına, Yemen Meliki olduğuna, birçok hastalığın şifasını bilen bir hekim ve adaletle hükmeden bir hakim olduğuna dair bilgiler edinmekteyiz. Tüm yaşamlarını Allah'a ve onun seçkin dinini tebliğ etmeye adayan üstün ahlaklı peygamberler ve elçiler, tarih boyunca her yaptıklarıyla müminlere örnek olmuşlardır. Hazreti Lokman da, Yüce Allah'ın ayetlerde kendisine hikmet verdiğini bildirdiği bu üstün ahlaklı elçilerden biridir. Kur'an'da iki surede Hazreti Lokman'dan bahsedilmiştir. Kureyşlilerin Hazreti Lokman'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sormaları üzerine Lokman suresi nazil olmuştur. Kur'an'da Hazreti Lokman, kendisine hüküm, hikmet ve büyük bir mülk verilmiş mübarek bir insan olarak anlatılmakta ve Allah'ın belirttiği sınırları koruyan, samimi bir Müslüman olarak oğluna yaptığı tebliğ ile insanlara yol göstermektedir. Andolsun Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse artık o, kendi lehine şükreder. Kim inkar ederse artık şüphesiz Allah, gani, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır, hamiddir, hamd yalnızca O'na aittir. Ayette belirtilen hikmet, Cenab-ı Allah'ın peygamberlerine ve seçkin halis kullarına verdiği derin anlayış kabiliyetidir. Allah'tan kendisine hikmet bahşedilmiş olan kişi, olayların iç yüzünü tanıyıp bilme, en isabetli kararları verip en isabetli sözü söyleme, en doğru şekilde hareket etme kabiliyetine ulaşmış olan kişidir. Kuşkusuz Allah bu büyük mükafatı kullarından dilediğine verir. Hazreti Lokman da Allah'ın kendisine ilim ve hikmet nimetini verdiği kullarından bir tanesidir. Oğluna verdiği hikmetli öğütler, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini yücelterek Allah'ın dinini tebliğ etmedeki samimiyetini göstermektedir. Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, "Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür." Hazreti Lokman oğlunu şirkten sakındırarak herhangi bir varlığı Allah'la eşit veya daha ileri bir düzeyde görmek, yani Allah'tan başka ilahlar edinmek anlamına gelen büyük bir günaha karşı insanları uyarmaktadır. Kuşkusuz Allah'ın yarattığı varlıklara aitmiş gibi gözüken özellikler, gerçekte Allah'a ait olan sonsuz güç ve bilginin onlardaki küçük birer yansımasıdır. Allah dilediği anda bu özellikleri onlardan geri alabilir, bir anda onları tüm nimetlerden mahrum bırakabilir. Hazreti Lokman, insanın kendisine sahip olduğu her şeyi vermiş olan Allah'ı unutmasının büyük bir zulüm ve nankörlük olacağını oğluna hatırlatarak, onu ilk olarak en büyük günahlardan biri olan şirkten uzaklaştırmaktadır. Hazreti Lokman'ın diğer öğüdünü ise Allah ayetinde şu şekilde bildirmiştir. Ey oğlum!
Yaptığın iş gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da, bu ister bir kaya parçasında ya da göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa bile, Allah onu getirir, açığa çıkarır. Şüphesiz Allah latif olandır, her şeyden haberdardır. Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı diğer hatırlatma, insanların bir kısmının göz ardı ettikleri önemli bir gerçek olan Allah'ın her an her şeyi görmekte ve bilmekte olduğudur. Elbette Allah, insanın işlediği tüm güzellikleri de, kötülükleri de gören, sinelerde saklı olanı bilen, onları yaratandır. Hiçbir şeyin Allah'tan gizli kalması mümkün değildir. İnanan insanın en önemli özelliği, bu önemli gerçeği bilmesi, Allah'ın şanını yüceltmesi ve dolayısıyla sürekli olarak Allah korkusuyla hareket etmesidir. Allah'ın adaleti sonsuzdur ve insan ahirette yapıp ettiklerinin tümünü mutlaka karşısında bulacaktır. Hazreti Lokman oğluna namazı ve sabrı da tavsiye etmiştir. Ey oğlum! Namazı dosdoğru kıl, marufu emret, münkerden sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. Hazreti Lokman, Allah rızası için yapması gerekenleri oğluna açıklamaktadır. Namaz kılmayı, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı ve sabırlı olmayı oğluna hatırlatarak, bir Müslümanın öncelikle yerine getirmesi gereken ibadetleri tarif etmektedir. Kendisine farz kılınmış olan namazla bir Müslüman, Allah'a yönelir ve Allah'ın şanını yüceltir. Tebliğ ise, Allah rızası için yaşayan bir müminin, başkalarını da doğru yola yöneltmesi, Allah'ın rızasına çağırmasıdır. Allah'a iman etmiş olan bir insan, bu önemli sorumluluğu da üstlenmiştir. Hazreti Lokman'ın diğer hatırlatması olan sabırsa, insanın dünya hayatında sürekli olarak denenmekte olduğunu hiçbir zaman unutmaması, Allah ile sürekli beraber olmasıyla mümkün olabilir. Allah, insanı dünya hayatında sürekli olarak çeşitli olaylarla sınamaktadır. Bir Müslüman, tabi olduğu imtihanın devam ettiğini bilerek zorluklara daima sabreder. Sabırsa, azim ve kararlılık gerektirir. Bu, taklit edilmesi mümkün olmayan çok önemli bir özelliktir ve müminin samimiyetinin bir göstergesidir. Sonraki ayetlerde ise Hazreti Lokman oğlunu dünya hayatında ve ahirette onu hüsrana uğratabilecek kötü ahlak özelliklerinden sakındırmakta, inananları inanmayanlardan ayıran en önemli farklardan biri olan kibirden uzaklaştırmaktadır. İnsanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesinden de yüksek perdeleri eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir. Kuşkusuz din ahlakından uzak olan insanların en belirgin özelliklerinden biri kibirli olmalarıdır. Bu insanlar kendilerinin farklı ve üstün olduklarını düşünür, insanları aşağılayıp küçümser, zayıf gördüklerini ise ezmeye çalışırlar. Bunun en önemli alametleri ise hal ve tavırları, yürüyüş ve konuşmalarıdır. Oysa insana sahip olduklarını veren Allah'tır. Allah hiç şüphesiz dilediği zaman verdiklerini çekip alabilir. Yüce Allah'ın verdiklerini kendi üstünlüklerinin bir göstergesi zannedip böbürlenmek, bundan dolayı diğer insanları hakir ve küçük görmek, Allah'ın üstün güç ve kudretinin farkında olmayan, bunu takdir edemeyen insanlara mahsustur.
Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri Kur'an tefsirlerinde daha geniş olarak yer almaktadır. Ey oğlum! Dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun. Ey oğlum! Alimlere karşı övünmek, akılsızlarla inatlaşmak ve meclislerde, toplantılarda gösteriş yapmak için ilim öğrenme. İhtiyacım yok diyerek de ilmi terk etme. Ey oğlum! Allah'ı anan insanlar görürsen onlarla otur. Alim olsan da ilminin faydasını görürsün ve ilmin artar. Sen ehilsen sana öğretirler. Allah-u Teala onlara olan rahmetinden seni de faydalandırır. Allah-u Teala'yı zikretmeyenleri görürsen onlardan uzak dur. Ey oğlum! Seçilmiş kullara teslim ol. Kötülerle dost olma. Ey oğlum! İnsanlara iyilikleri emir ve nasihat edip kendini unutma. Yoksa mum gibi olursun. Mum insanları aydınlatır fakat kendini yakıp eritir. Ey oğlum! Yalandan çok sakın. Çünkü dinini bozar ve insanlar yanında değerini azaltır. Ey oğlum! Kötü huydan, gönül dağınıklığından sakın. Sabırsız olma, yoksa arkadaş bulamazsın. İşini severek yap, sıkıntılara katlan. Bütün insanlara karşı iyi huylu ol. Ey oğlum! Hep üzüntülü olma. Kalbini dertli kılma. İnsanların elinde olana tamah etmekten sakın. Kazaya razı ol ve Allah-u Teala'nın sana verdiği rızka kanaat et. Ey oğlum! Dünya geçici ve kısadır. Senin dünya hayatınsa azın azıdır. Bunun da azının azı kalmış, çoğu geçmiştir. Ey oğlum! Tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar. Ey oğlum! Helal lokma ye ve işlerinde alimlere danış. İşlerini nasıl yapacağını onlara sor. Ey oğlum! Ölümden şüphe ediyorsan uyku uyuma. Uyuduğun ve uyumak mecburiyetinde kaldığın gibi ölüme de mahkumsun. Dirilmekten de şüphe ediyorsan uykudan uyanma. Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin. Ey oğlum! Merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkar olur, diline hakim olmayan pişman olur. Ey oğlum! Dünya malından yetecek kadarını al. Fazlasını ahiret için hayra sarf et. Sıkıntıya düşecek ve başkasının sırtına yük olacak şekilde tembellik etme. Ey oğlum! Her işinde ilim ve tecrübe sahibi kimselerle istişare et, onların fikrini almaya çalış. Ey oğlum! Birisiyle dostluk kurmak istiyorsan, önce onu öfkelendirecek bir şey yap. Şayet öfkeliyken sana insaflı davranırsa ona yaklaş, insafsız davranırsa uzak dur. Ey oğlum! Dilini, Allah'ım, beni affet demeye alıştır. Çünkü öyle anlar vardır ki, o saatlerde Allah duaları reddetmez, istediğini ihsan eder. Ey oğlum! İki dünyada mesud olmak istiyorsan, kendini anla. Okuyup bilgili olmaya çalış. Çalış ki, bilenle bilmeyen bir olmaz. Ey oğlum! Çocukları ve elinin altındakileri terbiye ederken şiddetten sakın.
Öfkelendiğin vakit vakarla geçiştirmeye çalış. Mümkün olursa sövüp dövme ki aksi takdirde onların gözünde mehabetin yok olur. Sonsuz rahmet sahibi Yüce Allah, Hazreti Lokman'ın oğluna tebliği vesilesiyle insanlara Kur'an'a göre yapmaları gerekenleri açıklamıştır. Hazreti Lokman'ın bu öğütleri, Allah'ın sınırlarını açıklamakta, bir Müslüman olarak izlenmesi gereken güzel ahlakı insanlara tanıtmakta ve Allah'ın adaletini yüceltmektedir. Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı tebliğle insanlara gösterdiği yol, hak dine giden yoldur. İman eden bir insan, bu hikmetli söz ve öğütlerle kendisine verilen mesajı hemen anlayacak ve Allah'ın rızasını gözetmede kendisine bir yol gösterilmekte olduğunu açıkça görecektir. Allah, Hazreti Lokman'ın oğluna hitaben yaptığı bu tebliğ ile Müslümanlara din ahlakının özünü hatırlatmaktadır. Kuşkusuz Allah'ın ayetleri, Allah rızasını arayan insanlar için bir çıkış yoludur.